Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol Manager Legends anonim şirketi kariyerimizin yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bölümümüze başlamadan önce, bölümümüze başlamadan önce hemen bir önceki videolarda diyeyim. Ee, yorumlarınızı ufak tefek değerlendirme yapalım isterseniz hep birlikte. Ee, şimdi bu yorumla birkaç kez daha karşılaştım onu söylemek isterim. İşte çok güçlüsün, PTT'ye göre çok güçlüsün işte çok rahat çıkarsın. na malum şampiyon olsun gibi e, yorumlarınız vardı arkadaşlar. E, işte fantezi modda yapmışsın ama kadron çok dengesiz. Işte, çok kaliteli oyuncular var gibisinden. Arkadaşlar ilk bölümden beri izliyorsanız eğer e, kadroyu ben kurmadım. Onu söyleyeyim. Neden böyle bir kariyer açtığımızda eğer e, sebebini bilmiyorsanız bir önceki videolarımızı geriye doğru iz, e, giderek izlerseniz arkadaşlar neden böyle bir kariyer açtığımızda e, bilgisi sahibi olursunuz ilk başta onu söylemek isterim Hani güçlü Evet ben güçlü değil demiyorum güçlü ama çok da öyle abartılacak bir güçlü hani öyle haldır önüne geleni yıkacak güçlü bir takım olduğunuzu düşünmüyorum şahsen benim fikrim bu e, dediğim gibi e, Hani takım Ben seçmedim En azından onu söyleyeyim arkadaşlar size e, Böyle bir takımı oyun bize verdi. Biz de bu takımla elimizden gelen en iyisini yapıp ilk başta PTT şampiyonluğu daha sonra 3 sezon içinde de Süper Lig şampiyonluğu düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Birincisi bu. İkincisi ise bugün okuduğum bir yorumda bir arkadaşım yani o da yine takımın kalitesinin çok iyi olduğunu söylemiş. PTT 1. Liginin ilk 2'ye çok rahat yani ilk 2'nin direkt çıktığını düşünürsek ve benim da ilk 2'ye çok rahat çıkabileceğimi e, düşünmüş. Teşekkür ederim kendisine ve bana yeni bir hedef sunmuş. Aslında çok da mantıklı ve çok güzel bir yorumdu. E, hani süper lige çıkmam garanti diyor. Eyvallah. O yüzden bu sene diyor mesela Ziraat Türkiye Kupası'na çok fazla önemsemelisin. Eee olası bir finale çıktığın zaman diyor örneğin diyor Galatasaray'la finalde eşleştin dedi. Galatasaray'da ligde şampiyon olursan UEFA'ya gidebilirsin. İşte ön eleme turlarından aşırı bir gelir el, gelir elde ederek daha ilk seneden Önümüzdeki sene Süper Lig için daha iyi bir kadro kurabilirsin şeklinde bir yorum vardı. Gerçekten çok tuttum bu yorumu. Kendisine tekrar tekrar burada teşekkür ediyorum. Ve e, hedeflerimizden bir tanesini de o şekilde yapıyorum arkadaşlar. İşte sizden de beklediğim yorumlar bu şekilde arkadaşlar. Bana bu şekilde önerilerde gelerek sizin önerilerinizi e, uygulamak istiyorum aslında bu kariyerde. E, onu da söyleyeyim. Başka bir şey daha var. Dur aklımda değil. <laughs> neydi başka bir tane daha vardı ya unuttum bak neyse neyse biz kariyerimize devam edelim arkadaşlar ee, devam edelim daha sonra aklımıza gelirse e, konuşmamızı yorumlarımızı yaparız dostlar evet evet ilk karşılaşmamız bu bölümümüzdeki ilk karşılaşmamız yeni hedefimiz olan ziraat türkiye kupasında e, düzce spora karşı olacak düzce spor, düzce spor çok rahat geçebileceğimizi düşünüyorum ben. O yüzden biraz daha rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı düşünüyorum ben. Ee, şöyle bakalım 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 oynatmadığımız e, oynatabileceğimiz oyuncuları bir görmek istiyorum ben aslında. Kevin yerine Kaan oynasın. E, şöyle Daniel Costa'nın yerine bu oynasın. Ya e, sana boy çıkartalım yerine e, Daniel Costa'yı alalım mi yine her ihtimale karşı, her ihtimale karşı yine e, yedeklerimize koyalım. Da kimi çıkartalım? Kimi çıkartalım? Kimi çıkartalım? Daniel Costa kalsın. Onur gün çıkartalım. Tamam. Tamam. Şimdilik bu şekilde bir kadro işimizi görür diye düşünüyorum. Ve Düzce Spor karşılaşmasına çıkacağız arkadaşlar. Zira Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşması bu kendi sahamızda oynayacağız. Kocaeli Kahramanlar Arenası, Kahraman Arena Stadyumu'nda oynayacağız arkadaşlar. Düzce Spor'la maçın mutlak favorisi biziz. Ee, olması gereken de o. İnşallah bu favoriliğe yakışır bir şekilde karşılaşmadan galip geliriz arkadaşlar. Bakalım karşılaşma başladı. Hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Bu arada oyun katıyor mu? Bana böyle geliyor. Ben çözemedim şu anda. Neyse bakalım. Şimdi Zafer. Zafer'in ortası Timur'a gelmedi. Oo çok sert bir şut geldi. Kaleci yani orta bir orta kafa ve gol. Timur Kosovalı dakikalar 4'ü gösterirken takımımızı 1-0 öne geçirdi. He. Daha demin söylemek istediğim şey aklıma geldi. Eee abi pas taktiğine pas futbolunu dön takım pas oynasın. Taktiğimi değiştireyim mi diye e, sormuştum size hatırlıyorsanız eğer ya bir önceki bölümde ya ondan önceki yani iki bölüm önce de olabilir. E, pas futboluna dönmemi istediler. Evet şimdi o taktiği de hemen bu maçtan sonra yaparız aslında değil mi? E, bir de pas taktiğimizi yaparız bakalım. E, takımımız pas futboluna ne kadar uyum sağlayacak hep birlikte onu da görürüz arkadaşlar. Şimdi düzce spor beraberlik peşinde. Bakalım beraberlik peşinde. Mert de gelmeye çalışıyor Sağa döndü Ahmet. Ahmet pres yapıyoruz. Emre Taşdemir'le topu kapmayı başardık. Timur orada da topu kaptırdı Timur. Çok kolay pas. Çok kolay top kaptırıyoruz. Şimdi Mert Oo, çok tehlikeli bir pas. Çok 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 tehlikeli bir pas geldi Mert'ten. Mustafa da kayıcıyla bir anda karşı karşıya kaldı ve doğal olarak da çok rahat bir şekilde golü attı Mustafa ama gerçekten asist 10 numara 5 yıldızlık bir asistti. Şimdi Kamil Ahmet'ten Zafer ortasını yaptı. Defans uzaklaştırdı. Bastırıyoruz. Sağlı sollu Timur vurdu. Kaleci Engin. Kaleci Engin dakikalar 32'yi gösterirken üstünlük sayımıza yaklaşmıştık. Ancak Kaleci Engin gole izin vermedi. Affedersiniz bu arada. Şunu bir kapatayım hemen. Heh. Şimdi Kamil Ahmet, Salih, Zafer'e Zafer sola döndü. Oyunu açtık. Emre Taşdemir. Emre'den çok basit, çok gereksiz bir pas. Şimdi Rio. Solda Kaan. Emre bindirme yaptı. Aldı topu. Emre son çizgiye indi. Emre ortasını da yaptı. Arka direkte Zafer'den önce defansı. Rio'nun pası Engin. Kaleci Engin. Bakalım bugüne yani şu dakika kadar bir gol yemesine rağmen çok başarılı bir futbol ortaya koyuyor. Ee, ve takımına bakalım şu ana kadar sırtladı 15-18 şutumuzun 8'i kaleye bulmuş 28 ortanın 31 hatta %28'lik bir başarıyla sağlı sollu orta yapıyoruz düzce sporu istatistik anlamında eziyoruz hatta öyle söyleyebilirim düzce arkadaşlarım varsa yanlış anlamasınlar e, istatistik anlamında eziyoruz ki ezmemiz lazım kalite anlamından ancak bir türlü o son noktayı koyamadık bakalım ilk yarıda ikinci yarı için oyuncularımı birazcık azarladım bastım kalayı gönderdim bakalım. Şimdi Timur ikinci yarının hemen başı. Oyun oyun niye kasıyorsun? Oyun oyun niye kasıyorsun? Çözemedim. Zafer Şensoy çok e, etkisiz kaldı. Yani bu tip karşılaşmada bile etkisiz kalıyorsa o zaman ben bu oyuncuyu 50. dakikada değiştiririm. Şimdi oyuncular ama hemen şöyle kenardan hırslı bir şekilde daha azimli Hadi bakayım biraz daha azimli oynayın diyorum. Ee, bu arada biliyorsunuz RAM taktıracağım demiştim bilgisayara. Bir türlü taktırmak nasip olmadı. Ee, grubumuzda biliyorsunuz bir online turnuva var. O online turnuvanın bitmesini bekleyeceğim. Anca o zaman taktırabileceğim. Emre'den bu sefer Daniel Costa işte Daniel Costa oyuna girdi ve golünü attı. 57. dakikada durumu 2-1'e getirdi. Ee, ne diyordum? He, o Online turnuvanın bitmesini bekliyorum. Ee, ondan sonra... Ah servise göndereceğim bilgisayarı. Şimdi kendi servisine göndereceğim için hemen bir iki güne göndermezler. İzmit'ten İstanbul'a göndereceğim. Göndermeleri falan birazcık zaman alacağını düşünüyorum bana geri göndermeleri. Ee, o yüzden şu anlık bekletiyorum. Ancak her şey hazır. RAM hazır. Parası hazır. Her şey hazır. Ee, dediğim gibi online turnuvalarımızın bitmesini bekliyorum. Tabii o da bayağı sürecek bitmesi bu arada grubumuza üye olmayan arkadaşlarımız varsa hemen şimdi aşağıda linklerini vereceğim arkadaşlar. O linklerden grubumuza üye olabilirsiniz. Dakikalar 72. 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Hiç beklemediğimiz bir skor. Daha farklı olacağını düşündüğüm bir maçtı. Ancak şu ana kadar yani çok da istediğimiz gibi bir sonuç elde edemedik. Şimdi Emre Taşdemir. Emre'nin pası Timur'a. Timur, a. Timur. Kendi ilerliyor. Şutunu da çekti. Ancak dışarı attı Timur. Timur'un bayağı yorulduğunu görüyorum. Yerine üstün bilgini aldım bakalım oyuna. Dakikalar 73 gösteriyor. 25 şut çekmişiz kaleye. 11 kaleyi bulmuş. 46 ortanın 11'i isabetli olmuş. Ancak sadece 2 golümüz var. Ee, bu ofans bölgesindeki oyuncularımızın birazcık düşük performans gösterdiğini gösteriyor bize. Şimdi İsa aldım oyuna. Ee, şöyle oyunu başlatayım. Ne oldu? Öyle bir şey oldu orada. Şunu kapatalım. Heh. Bir karışıklık oldu orada. Bir şey oldu. Ekran siyah bir şey geldi. Gitti falan filan. Neyse. Şimdi dakikalar 83. Rio ortayı yaptı. Kandı önce defans araya girdi. İsa koştu. Salih uçanı çıkarttım. Bu arada İsa oyun aldım. Kondisyonu çok düştüğü için arkadaşlar. 3. Ee, oyunda değişikliği hakkında o şekilde kullandım. Gördüğünüz gibi istatistik anlamında baya baya ezdik düzeyi ama şu anda iki birlik üstünümüz var ve düzce spor şu anda beraberlik için bastırıyor. <laughs> bastırıyor yani. Şimdi Rio'nun pası üstün. Üstün sağ tarafa dönü. Daniel Costa. Ortasını yaptı. Arka tarafta Kan, 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 kan Kanak dakikalar 87'yi gösterirken durumu 3-1'e getiren golü attı Kaan Kanak. Bu maçın yıldızlarından bir gol bir asistle oynuyor Kaan Kanak. Daniel Costa da ikinci yarı 50. dakikada oyuna girdi. O da yine aynı şekilde bir gol bir asistle oynuyor. Artık karşılaşmada son dakikalar. 3-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor karşılaşmada. Rahmi Emre Pehlivan pas yapıyor artık. Düzce Spor maçın bitmesini bekliyor diyebiliriz. Mert'in pası Sezgin başarılı bir şekilde araya girdi. ve or ancak hatalı pas. Kaan koştu aldı topu üstüne verdi üstün. Üstünün pası hatalı. Hemen bu karşılaşmadan sonra taktiğimizde bir değiştirelim. Bir pas futbolumuza pas taktiğimize ee, bir geçiş yapalım. Şöyle oyuncularımıza oynadıkları futboldan memnunum. Skordan da memnunum şeklinde en azından morallerini düzeltmek amacıyla ee, öyle bir şey yaptık. Şimdi şöyle taktiğimize hemen gelelim. Yeni taktik oluştu diyelim. Ee, şöyle ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? <laughs> 4 2 3 1 oynayacağız. O banko zaten 4 2 3 1 şöyle dar alan diyelim. Onu daha sonra şöyle açacağız. Heh. Şöyle açacağız. Bunu içeriye kat eden destek yapacağız bunu da aynı şekilde içeriye kat eden destek yaptık ofansif orta sahil destek yapacağız eee şunu defansif oyun kurucu destek bunu da normal oyun kurucu destek dedikten sonra ofansif bek otomatik ofansif bek otomatik Tamam şimdi bunları hallettik gelelim talimatlarımıza eee kontrollü futbol oynayacağız hücum futbolu değil eee Aslında hücum oynayarak şu geçen sene şampiyon olan Beşiktaş'ın futboluna yakın bir futbol oynayabiliriz. Aynı. Hücum futbol oynayacağız. Çok akıcı oynayacağız arkadaşlar. Tempoyu düşük yapacağız. Düşük tempoda ama hücum. Belki kulağa birazcık ters geliyor ancak e, ilerleyen zamanlarda göreceğiz hep birlikte. Dar alan dedik. Rakip rakibi çıkartırken şey yapacağız. Daha fazla pres yapacağız. E, topa sahip olacağız. Kısa pas. Defanstan pasa çıkacağız. Burada özgürlük vereceğiz. Burada defanslı bekleri ileri çıkartacağım. Neden? Çünkü ka öndeki kanat oyuncularım içeri kat eden olduğu için beklerim ileri çıkarak ofansa destek verecekler. Daha az top sür, daha iyi yaratıcı oyna ve mevkinden bağımsız oyna diyeceğim. Burada mevkinden bağımsız oyna diyeceğim. Neden? Pas futbolunda oyuncularımın her yerde olmasını istiyorum çünkü dar alanda özellikle. Ve ee, savunma çizgisini biraz daha öne çıkartarak oyunu iyice orta sahaya yığmayı düşünüyorum arkadaşlar. Talimatlarımızı bu şekilde ayarladık. Ee, şöyle şunlarla daha şu şekilde yapalım hemen. Az süt çek. Ee, çizgiye inmeden orta yap. Aynı şekilde sağ tarafa da aynı şeyi yapalım. Ee, tamamdır. Ee, ofansif orta sahaya ne diyebilirim? az top sür çok şut çek boş alanlara hareketlerde ve daha fazla hücume çıkmasını istiyorum Ben bu oyuncumun defansif oyun kurucumun yani defans daha kesinlikle zaten daha az top sürecek normal oyun kurucumun ise o da aynı şekilde az top sürmesini istiyorum en önemlisi ofansif beklerimiz hücuma çık daralan daralan az top sür az şut çek çizgiye inmeden orta yap daha sık orta yap tamamdır Belki çok hızlı konuşuyor olabilirim arkadaşlar. Ancak hani bu taktikleri yapa yapa birazcık ezberledik gibi bir şey oldu. E o yüzden şakır şakır hani hemen yapmaya çalışıyorum. Çok fazla da zaman kaybetmek istemiyorum. Kalecime de ben burada e, hızlıca oyuna sokmasını istiyorum. Defansın ortasına versin topu. Bunlara verdik. Buna verdik. E, stoperlerimize herhangi bir e, şey vermemize gerek yok. Forvetimize zaten daha çok şut çekmesini isteyeceğiz. Tamamdır. Evet, takım talimatlarımız da tamam. Kabiliyetli diyor aslında arkadaşlar. Bir sonraki karşılaşmada bu taktiğimizi kullanabiliriz bile. Yani. Şöyle bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzdeki ikinci karşılaşmamız bu sefer ligde 15. sıradaki spor deplasmanına gideceğiz arkadaşlar. Şu anda ligde ikinci sıradayız. 2 İki puanlık bir farkımız var. Mağlubiyetimiz yok ama bolu spora göre bir adet beraberliğimiz fazla. Evet taktiğimizi yapmıştık. Hatırlıyorsunuz. E, pas futbolu oynatacağız dedik. Bakalım. E, hep birlikte zaten taktiğimizi yaptık. Bakalım. Bakalım. Tekrar aynı şeyleri söylüyorum. Belki ama e, oyun takımımız e, bu. Şu sana go Pivot Santrafor ancak bu taktikte Pivot Santrafor gitmez mecburen e, yaratıcı olarak elimizdekilerle idare etmek zorundayız e, bu taktiğimizin amacı arkadaşlar tamamıyla toplamaya e, sahada en dar şekilde oyunu oynamak yani olabildiğince özellikle oyunu şu bölgede oynayabilmek kendimizin yorulacağına topu yormak sürekli pas yaparak topu yormak hepiniz biliyorsunuzdur Guardiola'nın Barcelona'sını e, ya da son sene yani kıyaslamak gibi değil ama Beşiktaş'ta biliyorsunuz bol paslı hücum futbol oynamıştı. E, o şekilde bir taktik yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince bakalım. Hep birlikte göreceğiz. İstatistiklere bakacağız. E, takımımız taktiğe uyum sağladıkça e, bu istatistikler artacaktır muhakkak ama e, amacımız e, kesinlikle 500 pasın altına düşmemek. Yani ortalama her karşılaşmada en az 500 pas yapmak. Sana golle golü bulduk. Ancak offside, offside geldi. Dediğim gibi maç başına minimum, minimum 500 pas ortalaması ve topa sahip olma oranlarında tabii ki üstünlük. Daha ilk maçlarda belki onu sağlayamayabiliriz. E, çünkü takımımızın taktiğe e, alışması tabii ki doğal olarak biraz zaman alacaktır. Sizin e, pas taktiğine geçmemi istediğiniz için böyle bir taktiğe geçtik. Bakalım hep birlikte sonuçlarını göreceğiz arkadaşlar. PTT 1. Lig'de Elazığ Spor Deplasmanı'ndayız. Bakalım 90 dakika sonunda gülen taraf çıkacak mı? Ya da maç beraber mi bitecek? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda topa sahip olma oranlarında üstünlüğümüz var. Pas sayısı olarak da eh işte iyiyiz. Ancak isabetli ortamız hiç yok şu ana kadar. O kötü. Maç daha çok orta sahada ve Elazığ spor sahasında gördüğünüz gibi şunu şöyle tüm toplam birim hatta ee, bizim üstünlüğümüz de geçiyor şu anda her tarafta ancak e, gördüğünüz gibi işte bu taktikte de birazcık pozisyon bulmakta sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Hani e, grubumuzda birçok arkadaşımız sağ olsun kullanmış işte süper taktik abi işte hatta arkadaşlarına önermişler teşekkür ederim onlara işte bazı arkadaşlarımız da verim alamamış verim alamayabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi oyuncularınızın tamamen bu taktiğe de uygun olması gerekiyor bu da öncelikli bir etken ve hani ben şöyle de söyleyebilirim size hani %100 etkili olursunuz arkadaşım işte bunu bu taktik kullanın işte her sene şampiyon olsunuz her sene şampiyon kesinlikle öyle bir iddiam yok kendi kanaatimle kendi bilgim dahilince yapmış olduğum bir taktik arkadaşlar bu e, isterseniz siz de deneyip görebilirsiniz belki işe yarar. Ne dersiniz? Evet dakikalar 55 oldu. 55 oldu. Hala tık yok. Ama e, oranlar istediğimiz gibi sadece şurada skor tabayasında değişiklik olmaması doğal olarak bizim birazcık canımızı sıkıyor. 63. dakikada daha şu anda iki takımda herhangi bir atak girişiminde bulunmadı. Biz biraz daha ofansif oynuyoruz. Ancak e, ee, Elazığ Spor sanırım gördüğüme göre tamamıyla kapanmış. %60'a %40'lık 61'e 39 hatta bir topa sahip olma alanlarının üstünlüğümüz var. Ancak son bölgede o istediğimizi yapamadık şimdiye kadar. O Hakan'la geldiler. Kapmamız lazım. Kaptık şimdi uzun oynadık. Sanago alamadı topu. Bu dakikalarda gol yemememiz lazım. Sıkıntı olur bizim için. Kerim'in pası şimdi Sanago. Sanago. Sanago vurdu Akale Cahmet. Ah Sanago. Bu golü kaçırmamalıydın. Maç başından beri iki takımın da yakaladığı çok nadir ataklardan bir tanesiydi. Ancak Sanago patladı. Şimdi Ryu'yu çıkartacağım. Ee, yerine Timur'u alacağım. Biraz daha ofansif ee, ofansif olarak düşünmek istiyorum. Bir tık daha. Onu da şöyle pivot yaparım hatta. Şunu da... Gerçi en iyisi şunu çalışkan forvet yapacağım biraz daha geriye den top alması için. Evet takımımızı biraz daha bir tık da öne atmaya çalıştık. Ancak e, pozisyon bulmakta dediğimiz gibi güçlük çekiyoruz. Daha Elazığspor'un hiç mutlak gol pozisyonu yok. Biz en azından bir pozisyon bulduk ancak onu da gol'e çeviremedik. Dediğim gibi arkadaşlar hani e, takımın bir kere bu taktiğe oturması birazcık zaman alabilir. E, ancak gördüğünüz gibi daha ilk maçtan %62'lik bir topa sahip olma oranımız var. Bu arada aman 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 güzel. Emre kaptı topu şimdi pas. Timur'a gelmedi. Traore. Çevdi. Çevdi mi? Tekrar Traore. Çevdi. <Chaudi. gülüyor> Orada kapalı mı? Kapı kapalı mı? Topu aman 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 Hakan bilgi hiç. Son saniyelerde çok tehlikeli geldi Elazığ spor. Ancak top avda gitti Allah'tan. Şimdi Sanago. Daniel Costa'nın pası orada metal bir pas. Karşılaşmalar artık son saniyeler çok kısır çok ee, kötü geçen bir karşılaşma oldu aslında. Bak pozisyon zenginliği açısından. Ee, ve maç büyük ihtimalle de berabere bitecek gibi gözüküyor. İstatistik anlamında istediğimizi yaptık. Yaptığımızı düşünüyorum en azından. Ee, ancak skor olarak gole bulamamamız tabii ki üzücü. Şöyle hemen hatta isterseniz maç istatistiklerine bir bakalım arkadaşlar. 10 şut çekmişiz. 5 kareye bulmuş. Bir tane mutlak gol pozisyonumuz var. %61 topa sahip olma oranımız var. İşte bu püf noktadan bir tanesi taktiğimizin. 596 pas yapmışız. Minimum 500 demişiz, demiştik. Demiştik. 600'e yaklaşmışız. %80 başarıyla 52 orta yapmışız arkadaşlar. Az buz değil. yüzde altı tanesi yeni bulmuş. Ortalama olarak 7-24 oyuncularımızın puanları ancak işte o son noktayı bir türlü son vuruşu bir türlü yapamadı oyuncularımız. Yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun. Lig maratonu uzun. Hepiniz çok rahat çıkabileceğimi söylüyorsunuz. Ee, i̇nşallah. İnşallah demekten başka çok fazla da bir şey gelmiyor elimden arkadaşlar. Bir sonraki karşılaşmaya 7 maçtan beri yenilmeziz eyvallah. 21 gün var diyor. Ee, milli takım arası falan filan. Bayağı uzayacaktır bu karşılaşma taktik de yaptık. O yüzden videonun süresinde çok fazla uzatmayalım bence. böyle 20-25 kaç dakika olmuş şöyle bakayım aynen 23-23 dakika falan olmuş çok fazla uzatma ne siz sıkılın deme yani sıkılmanın da çok fazla anlamı yok böyle 20-25 dakikalık videolar umarım hoşunuza gidiyordur umarım iyi geliyordur ama yok uzat biraz daha derseniz uzatırız elimizden geldiğince arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu bölümümüzü burada yavaş yavaş sonlandıralım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun